Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Hilgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertifteki haberlerini huzurunla sunuşuk derişimiz. Kınem Sıdıklanlar ekranımızı bozsun. Nuri Türkel BBC'nin Qiyin Söhbetler programmasına katnaştı. Ötken yıldan başlap dünyadaki her kaysi ahbarat vasıtları ve insan hakları teşkilatları Şarkı Türkistan'daki gayet zor kölemlik tutkun ve bu sebeple kilip çıkıvatkan köplügen iğir hadisler hakkında pikir kılıp kelgen idi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 21. Ağust günü Britanya Radyo Şirketi BBC'nin karmakadaki Qiyin Söhbetler programmasının Uygurlar meselesini gördüğün halde mahsus televizyon söhbet programması uyuşturuşu bilen Uyghur cemiyeti duş kilovatkan müşkülatlar garip dünyasıdaki milyonluğun körülmelerine bildirildi. Şavun Ley riyasetçi bulgan bu kıtımkı Qiyin Söhbetler programması aldı bilen Şarkı Türkistan'ın növetteki ekvali hakkıdı buldu. Riyasetçi bu vaxta kısıkçı malumat verip partiya idiyesini əsiz saklaş, partiyanın sözünü anlaş, partiyaya ergişiş digendek mezmundaki lozungu plakatlar esilgan yığıveliş lagerlerinin hazır Uyghurlar diyarıdı köplep kurluvatkallıqı, bu rayonun Xtay'daki tabii baylıqı enmol rayon ikerliki. Bu caydaki nüfus, bütün Xtay nüfusunun 1.5%'ini ilgilisi mi? Bu caydın kolga elinğallarının, bütün Xtay'daki kolga elinğallar umumi sahanının 20%'ini təşkil kıldıqallıqını eğitip ötü. Andın hazır 1 milyondan artıq Uyghurunun lagırlarına kamalğallıqı, ama Xtay rejiminin bu lagırlar aşı kişilerini kayıtı tərbiyeleş üçün zürür davatqallıqı. Bunun ispat süpüte de Uyghurlarının her kaçan zorluk ve terörlük hareketleri bilen meşgul buluvatkallıqını kötürüp çıkıvatkallıqını, ama Uyghur faaliyetçilerinin bu karışını ret kılıp kilovatkallıqını tekitlep, Uyghur faaliyetçiler aldınıp kilovatamdu ya ki Xtay dünyanı alda vatamdu dep sual koydu. Şunundak bu kıtımkı söhbetki teklif kılınan Uyghur siyasi faaliyetçi Adukat Nuri Türkel'den Uyghurlarının hazırkı ehvalini sordu. Nuri Türkel bu vaqtki suallarga cevap beriş üçün riyasetçiga qismen ahvallarını özü tasavvur qilib beqishni aytib mundaq dedi. Siz chirkovga bormoqchi bo'lib uydan chiqqan vaqtingizda saqchilar sizni bexatarlik uchun qo'llanilgan maxsus eshikdan o'tkazdi. Yana bir kuni uyg'ansangiz millatingizga zulm selayotgan hukumatning xizmatchisidan biri kelib, qizingiz bilan to'ylashilganligini aytdi. Yana shuni tasavvur qilingki, sizning hech qanday xususiy hayot bo'shligingiz mavjud bo'lmaydi. Siz yana özünüzdün dini itikadi ve milli kimlik düşüncenizdeki en miğızlık mezmullarını ret kılışkı mecburunu vatısız. Şuna Uyghurlarının vatini bulan Şarkı Türkistan'da hazır 101 vatkan işler, del Medeniyet Soru İnkılabı'nın özü bulu vatıdı. Ötken 1.5 yıl mabeyinde Xtay rejiminin vahşiliki şu derecegi berip yetti ki, türlük malumatlar hazır Uyghurlarının 10% yaki 1 milyondan artıqlaqı lagırlarga kamal gallıqını körsetmekte. Riyasetçi Şaun Ley, Nuri Türkel bayan kılgan ehvallar, bulup mu hazır 3 milyondan artıq Uyghurunun Xtay rejimi icra kılıvatkan siyasi bastırışının təsirgi uçuravatkallıqı, onların hazır özlerinin pütkül mənimi dünyasını vazgeçip, Xtay reisi Xi Jinping'a mədhiyye uqışkı məcburunuvatkallıqı haqqıdı toxtulup, siz 20 yıl ilgiri ucaydın ketken turuqluq hazırkı işlerini nədin belisiz dəb sorudu. Nuri bu vaqtda cevap berib mundaq dedi. Men bu vaqtdagi xabarlarga yaqindan diqqat qilyapman. Yana shu joyda yashagan hamda keyinroq Amerikaga kelishga qodir bo'ladigan bir qism Uyg'urlarning siyosiy panohlik iltimosiga yordamlashish jarayonida shularning og'zidan bu vaqtdagi birinchi qo'l uchurlarini anglab kelyapman. Shaun Lei shundan keyin Xitoy rejimining Erkin Asiya Radiosi muxbirlarining Uyg'urlar diyoridagi tuqqanlarini tutqun qilish ahvoli haqida to'xtalib, tipik misol qatorida Gulchehra Xo'ja oilasidan 20 nechta kishining bir kundalik tarbiyalashga elib ketilganligi aslatdi. Nuri bu hadislerinin emniyeti Xitay rejiminin dəl Muşıxıldaki Uyghur ziyalilerini tutkun kılış kılmışı işgərliğini körüstüb mundaq dedi. Mən bu ailini ballıq vaqtlarından tartıplan yaxşı bilmən. Çünki o kişi Abdüqayyum Xoca dadamının dostu idi. Mən ballıq vaqtlarımdan tartıplan o kişini köp qıtım görgən. O kişi məxsus kəsib bu iki tərbiyyilengən. Cemaat arasında hürmətki sazavar muhisbit idi. Xitay rejiminin Muşıxıldaki ziyalilerini ve alimlerini tutkun kılışı dəl bu kişilerinin ziyalilik ordundan paydalanıp Uyghurlarına Uyghur buluştun, Uyghurlarının medeni ve milli miraslarının varisleri buluştun pəxirliniş tuyğusunu ata kılalıqalıqıdır. Şunudakin riyasetçi Şaun Ley Nuri Türkel'nin emgek lagırıda tuğulgalıqını əsildip, Uyghurlar diyarıda hazır buluvatkan işler aşu tarixinin kaydı tekrarlanışı buluşu mümkün mü def sorudu. Nuri Türkel öz keçirmişlerine birleştirgen halda Uyghurlarının aradan şünki uzun vaxt ötken bugünkü kündümü, yanılı aşu konu muqamının derdin tartıvatkallıqını nahayeti callı kılıp təsvirləb mundaq dedi.
2018 yılı kelgendim o tekçe muşu işlerini sözleşip oltırgalıqımız hakikaten o adamın aklıgı sığmaydı. Tarih tolumu gayri halde özünü tekrarlamaqta. Mən Mədiniyet Zor İnqilabi en yukarı belliği çıkan yıllarda hazırki terbiyeleş lagirdeki okşap getirdiğen emyek lagirde tuğulgan. Anam tutulganda mağa hamildar bolgalı 6 ay bolgan işken. Mən aşu lagirlarından birde tuğulup 4-5 ay ötkendeyken ular anamını çıkırıp etipdi. O yıllarda ana balı işkimiz tibbi davalanış, başkalarının bozak kalışı, til deşnem anlaş digerlerinin destedin hazırgışı cepa tartıkan. Emdilikte aradın 47 yıl ötken bugünkü günde Muşkıldaki ekvallarının yeni bir kıtım 101 vatkallıkıga rastlı Adem'nin işenigüsü gelmeydi. Xtay rejimi hazır Şarkı Türkistan'a tuluk nazarat mekanizminin ve mudhişkıt olgan zulümünün tecrübe bağısı kılıp aldı. Xtay'nın başka caylarındaki Xtaylarga şunu digim var ki, eğer onlar Muşkıldak pervasız yürüyüverdiğen olsa bu hal tizli o caylarga kenaydı. Tibet'te kullanılan usullarını hazır bu cayının sahçısı bulup algan kişi Şarkı Türkistan'da tuluk bilen kaydedin icra kılıp atıdı. Şunu deyken riyasetçi Nuri Türkel'nin Şarkı Türkistan atalgısını işiltişe hakkıda toxtaldı. O Nuri Türkel'e sual koyup, Şarkı Türkistan dep atıgan cayının hazır Şinjan dep məlum bulup atkallıqını, ama Uyghurlarının bu namını ve Xtay'nın bir kısmı buluştak reallıqını kubul kılmasıdaki sebebini sorudu. Nuri Türkel bu axtı çüvenci berip mundaq dedi. Şarkı Türkistan degen nam Uyghurlar üçün bəkmü çunqur mənlərge ige tarixi nam. Uyghurlar 1933 ve 1944 yılı iki qitim özlerinin müstakil devletini kurgan. Gerçi onların tarixi bəkmü uzun bolmuşu mu, dəl muşundaq tarixi seltanetler tüpeyledin Uyghurlar bu namedin tolumu pəxir his kılıdı. Hem de öz devletini Şarkı Türkistan dep ataşını xalaydı. Şinjan degen nam bolsa yeni çigira degen məndeki söz bulup, Xitay Kompartisi Uyghurlarga mecburi tenavatkan bir atalgu. Şu sebepten Uyghurlar bu namdan bekmu nefretlendi. Malum oluşa Qiyin Söhbetler programması dünyavi alkışkı ilişken programlardan bulup, Amerika ve Avrupalıklar arasında zor şükretke ilişken. Onun da her kaçan dünyavi zor meseleler ve dünyavi şahıslar temi kılınış bilen birge, riyasetçi her kaçan cevabı tolumu qiyin ve köp kırlık bulgan suallarını sorab, tamaşibillerinin tihimi zor dikkatini gelip kılıdı. Bu kıtımkı Uyghurlar meselesine beğişlenen söhbet mu muşundak buldu. Germaniya hükümeti siyasi panahlıq talep kılgan Uyghurlarını Xitayga qaytırıp etmeslik hakkında karar aldı. Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Germaniya daireleri Germaniya'ya gelip siyasi panahlıq iltimas sunugan Uyghurlarını Xitayga qaytırmaslık hakkında bir karar ilan kılgan. Germaniya Avaz Radyosu'nun 23 Ağustos gündeki haberden karaganda, Germaniya İçki İşler Ministerliği Germaniya Yeşiller Partiyası'nın bu aktiki sualıga cevap bergende, İçki İşler Ministerliği'nin alakadar oğrularga Germaniya'da siyasi panahlıq tilgen Uyghurlarını Xitayga qaytırmaslık hakkında bir buyruq tüşürgenlikini ve bu buyruqnın kaçan başka bir özgürüş bolmağıca birdek icra kılındıqallıqını aytqan. Germaniya Köçmenler İdarisi bu yıl 3 April günü Germaniyada panahlanıp duruvatqan 22 yaşlıq bir Uyghur yaşını Xitayga qaytırıvatqan. Vaqa yakında aşkarlanğandekin Germaniya Köçmenler İdarisi bununğa bir uqışmaslıqnın, yani Berlin'den Bavariya Köçmenler İdarisi'ge evetilgen bir faksının münasibetlik xadımlarının kuluğu təqmi gelikinin sebep olgalıqını bildirgen idi. Bu Uyghur yaşının Xitayga qaytırılgan vaxtının dəl 1 milyondan artıq Uyghur yığıveliş lagerlerine kamalgan, rayondaki irqi tazlaş əvcige çıkan bir mezgilge toğru kelişi xalqaradı zor gulgula ve tənqitlerge sebep oldu. Xalqara taratqularının küçülük besimiğe düşkelgen Germaniya hükümeti, aynı çağda mezgur Uyghur siyasi ilticacının Xitayga qaytırılışının muvapıq bolmağalıqını itiraf kılgan idi. Dünya Uyghur Kurultayı bu vaxtı ciddi inkas qaytırıp, Germaniya hükümetinin bu kararını karşı aldığalıqını, ama Germaniya hükümetinin keçikip çıkarğan bu kararı ve Köçmenler İdarısının işbeciriştiki sebelliki sebepidin, Xitayga qaytırılgan 22 yaşlıq bu Uyghur yaşının izdirikini devamlıq sürüştikilişini talep kıldı. Amerika yeni bir türküm Xitay mallarına tamojni beci koyduğalıqını ilan kıldı. Amerika Xitay arasındaki soğudu uruşu devamlı keskinleşmekte. Reuters agentliğinin haberine karaganda 23 Ağustos günü Amerika hükümeti Xitay'dan import kılınıvatkan yeni bir kısım mallarına 25%'lik tamojni beci ilan kıldı. Bunun bilen Xitay tarafı 3 iliş maksada Amerika'dan import kılınıvatkan yeni bir türküm mallarına oxşaşlı tamojni beci ilan kıldı. İki tarafının peyşembe günü tamojni beci koyan mahsulatlarının umumi kıymeti 16 milyard dolarga yetti. Yukarıki bu tedbirlerinin Amerika Xitay işki taraf soğudu vekillerinin Washington'da söhbet ötküzüvatkan künüge doğru kelişe dikkat kozgudu.
Xitay Sodi Ministerligi payshanba kunidagi bayonotida Amerikaning yangi jazo tadbirlarini tanqid qilib, Amerikani jahilligini davomlashtiryapti deb ayibladi va Xitayning tegishli tadbirlarni oladiganligini va dunyo savdo tashkilotiga arz qildiganligini jakorladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 6 oydan boshlab Amerika Xitay orasida davom qilayotgan savdo urushida tamojna beji o'stirilgan mollarning umumiy qimmati 100 milliard Amerika dollaridan oshib ketgan bo'lib, Amerika prezidenti Trump yaqinda qilgan so'zida bu raqamning 500 milliard Amerika dollariga yetib kelishi mumkinligini aytgan edi. Reuters agentligining aytishicha, garchi Amerika hukumatı ichida Xitay bilan bo'lgan savdo urushini bak keskinlashtirib o'tishga qarshi turganlar bor bo'lsa-mu, ammo Xitay iqtisodidagi ostilash va payichiki bozoridagi tövallashini tutqi qilib, savdo urushida Amerika yengib chiqdi deganni ilgari suruvchilar ko'p salmoqni egallaydi. Yaqinda Amerika savdo ministri Wilbur Ross bir televiziya programmasida so'z qilib, albatta Xitay osonlikcha bo'ldi qilmaydi. Ularmi ancha-muncha o'ch elib boqadi. Biroq bizning qo'limizdagi ko'zlar ulardan ko'p. Bu ularga ayon. Bizning iqtisodimizmi ulardan ko'p kuchlik. Bunisimi ularga ayon degan. Rodrigo Duterte Xitayni qattiq ogohlantirdi. Filippin davlat raisi Rodrigo Duterte Xitayning Janubiy Xitoy dengizidagi neft izlash faoliyatlarining urush sababi bo'lalaydiganligini aytdi. Turkiya Avaz Radiosi xabarida bildirilishicha, yerlik matbuotlarning xabar qilishicha, Rodrigo Duterte Xitayni Janubiy Xitoy dengizidagi faoliyatlari sababidan qattiq ogohlantirdi. Rodrigo Duterte Xitayning egalik huquqi borligini da'vo qilib, Janubiy Xitoy dengizidagi orollarda neft izlash faoliyati bilan shug'ullanayotganligini bildirdi va Filippinning rayondagi paroxotlarning faoliyatlarini radar orqali kuzatayotganligini ta'kidladi. Duterte Xitoy agar orollardagi manbalarga ega bo'lib olishni davomlashtiradiganlar bo'lsa, to'xtamay masala chiqdi va bu urushqa sabab bo'lishi mumkin dedi. Xitoy 1947-yilda e'lon qilgan xaritasini asos qilib, egalik huquqi talash tortishli rayonlarning 80%ining o'ziga tabe ekanligini da'vo qilib kelmoqda. Xitoy Janubiy dengizda yasab olgan sun'iy orollarda harbiy baza va muassasalarni qurish orqali talash tortishli orollarda o'zining o'rnini kuchaytirishga tirishayotgan bo'lib, yer osti boyligi mol rayonlar ustida Filippin, Vietnam, Brunei va Malayziya qatorli qo'shni davlatlar bilan uzundan buyon egalik huquqi jadali qilib kelmoqda. Xitoy rejimining Janubiy Xitoy dengizidagi orollarda harbiy baza qurib chiqib, egalik huquqini da'vo qilishiga rayondagi davlatlardan boshqa yana Amerika Qo'shma Shtatlari ham qarshi chiqib kelmoqda. Rayonda o'zining mudofaa qilish huquqini xalqaro qonunga binoan ishlatganligini ilgari surib, harbiy bazalarni qurib chiqqan Xitoy rejimi Spartili taqim orollaridagi Subi resifi, Fairy Cross resifi va Mischief resifi deb atalgan sun'iy orollarni yasab olgandan sirt, Parkil taqim orollaridagi Moody orolig'imi harbiylar bilan fuqarolarning ishiltishi uchun aerodrom yasab olgan edi. Xalqaro jamoatchilik Spartili va Parkil taqim orollari deb ataydigan orollarni Vietnam taraf Hongsa va Tirungsa deb ataydi. Ammo Xitoy taraf Shisha va Nansha Chundao deb atab kelmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.